Şimdi normal bir kaliteli motor yağının testini yapıyoruz. Motor kilitledi. Şuradaki suyu boşaltalım. Bir daha dökelim, hayır. Sonra yağ boşalttık direksine. Bak, yemek zaten olabilecek bütün sınırları zorladık. 4, 5, 6, yok zorluyorum, 7, 8. Yetmedi. Evet arkadaşlar, motosiklet fuarımıza devam ediyoruz. Şimdi fuarda en can alıcı testimize geçeceğiz. Motovlogçu dayının 1250 GS, daha önceden de testini yaptığımız hem orijinal yağında ve daha sonrasında Brava'nın Extreme serisinde yaptığımız testi. Şimdi ikinci teste geçiyoruz. İkinci teste de her şey doğal, her şey herkesin ortasında doğaçlama olarak yapılıyor. Ve burada orijinal Brava'nın Extreme motor yağı kullanıldı tekrar. 4-5 bin kilometre ve burada herkesin gözü önünde yağ açıldı. Burada ne kontrolü yapılacak? Bir yağın kalite kontrolü yapılacak. 4-5 bin kilometre sonra artı ürünün çapak kontrolü yapılacak ve test makinesinde kontrolü yapılacak. Evet, Ruhi Bey de burada. Motovlogçu dayı zaten burada motorunun başında. 3500 kilometrede yani sanki yeni konulmuş gibi. Yani 17.000'de değişik. Şu anda 21.459. Şimdi bize hep diyorlar ya, skuterlara koyuyorsun, büyük motorlara koymuyorsun diye. Şimdi bizde büyük motor gelmediği için BMW kullanan adam gidiyor yetkili serviste değiştiriyor, doğru mu? Çünkü parçası zaten pahalı bir motor. Yetkili serviste değiştiriyor ama bu motoru da test etmek bence diğerlerine gerek bile yok yani. Kesinlikle. Bu zaten en son model 1250 GS. Daha önceden yetkili serviste değiştiriliyordu. Yaklaşık olarak 7000 kilometre, 8000 kilometredir Brava Extreme serisi kullanılıyor. Yağın şu andaki ilk şeyi son derece yeni duruyor ya. Kıvamı da son derece iyi. 1000 kilometrede bu şekilde gerçekten güzel bir temizlik yapmış. Yani şey de yok, debriyaj tozu yok, herhangi bir metal, çapak vesaire yok. Yani şu yağı al, başka bir motora koy, bir 2000 kilometre o şekilde duruyor ama tabii özelliğini kaybeder. Bunu da denemeyin yani. Eray Bey burada. Eray Bey de zaten kaç cc motorumuzdu? 800. Hangi motor? Honda Crossrunner. Honda Crossrunner yani. 4 silindirli, evet evet. 4 silindirli. Ki ben sıkıştırıyorum yani. Kaç binde bir yağ değişiyorsunuz? Normalde 5 binde bir değiştiriyoruz. Brava'yı kaç binde bir değişiyorsun? 8 binde değiştirdik. Bayağı da iyi çıktı çıkan yağ. Çok mutluyuz yani. Yani şimdi burada kilometreden ziyade yağının işlevliği, görevi çok önemli. Biz 8 bindeki yağı teste soktuk. 9. ağırlıkta ses vermeye başladı. Kullanılmış yağ. Diğerlerinin 4'te öttüğü yağ. Takipçilerimiz şunu anlayacak. Ya bu yağı koyayım, 2-3 bakım atlatayım diye anlayacaklar. Hayır, ben öyle demiyorum. Öyle demiyorum, öyle demiyorum. Ama yağın yağlama kapasitesinin yüksekliğinden bahsedelim. Normalde ben de 5-6 bini artık geçirmeyeceğim tabii ki. Şu anda Eray Bey 25 bin kilometredir. 25 bindir kullanıyorum tabii. Doğru mu? Aynen. Nasıl, memnuniyetimiz nasıl? Çok memnunum. Şanzıman ve vites geçişlerinden çok mutluyum. Artı işte dediğim gibi son ana kadar yağlamaya devam etmesi ve koruma özelliği benim için çok önemli ve çok değerli yani. Ve kullanmaya da devam ediyoruz. Kesinlikle, herkese de tavsiye zaten ediyorum. Zaten bu GS'i de yollarda görüyoruz. Motovlogçu dayı bundan tapa gaz gidiyor. Yani tapa gaz gittiği halde tabii böyle de çıktığına göre normal. Hani normal biri olsa tintin gider, yağ farklı çıkar diyeceğim bana de. Soruyorlar şimdi mesela yakıtta. Motor trafikte gördüğümüz bir motor yani. Bana soruyorlar mesela yakıtta faydasını gördün mü? Abi son gaz gidiyorum, hiç yakıta bakmadım yani. Yakıta ben de bakmıyorum. Yani yakıtı aslında düşünmemek lazım. Motorun sağlıklı gitmesi önemli. Yakıtta hava şartlarına göre değişiyor. Niye değişiyor? Şimdi bir yağ yakıttan nasıl tasarruf ettirir? Senin kullanma tarzına bağlı. Motorun debriyajı, baskısı, balatası, lastiği, jantı, balatası, diski bunlar düzgün değilse zaten içinde tasarruf edemez. Şehir içinde 5,5 yakıyor. Şehir içinde basamıyorum ya. Şehir dışında 8-10. Artık kafasına göre ne yakarsın. Sen bayağı. Ama performans önemli yani. Burada motor geçen hafta İzmir otobanında basarken kendim böyle Messi gibi, toprak Razgatlıoğlu gibi hissettim. Bu motorda maksimum kaç basıyorsunuz otobanda? 200. Adama ceza yazdırın. Delil olabilir. Evet. Abi, kilometre kadran bozuk. Kadran bozuk. Ben 80'i geçmiyorum. Kadran bozuk. Hayırlısı. Tamam bak şimdi. Peki kullanıyorsunuz. Yaklaşık olarak da 3 aydır kullanıyorsunuz. Evet. Şu an memnun musunuz? Memnunum. Motorda şöyle vites değişiminde normalde quick shifter var. Suzuki'lerde de var. Suzuki'ler böyle kaymak gibi geçiyor abi. Öyle bir quick shifter yok yani. Bundaki quick shifter şöyle. Sıplatınca şöyle yapıyor. Aynen böyle yapıyor böyle. Zınk zınk yapıyor.
Değiştirdikten sonra o zıklama şöyle oldu. Şöyle hafifledi. Yani. Şimdi arkadaşlar 4000 kilometrede yağ bir süzülmeye başlasın. Onu test edeceğiz abi. En kral yağdan daha üst bir performans sağlayacağına eminim. Artık hay hay. Yani ne çıkacak bak ben de bilmiyorum ama ben şimdi, daha önceden test ettim. Bir şey söyleyeyim. Dışı seni yakar, içi beni yakar diyoruz ya. Şimdi en kral yağ diyorsun ya. Yani dış görünüşe aldanmayacağız. İçinden çıkan önemli. İçinden çıkan yağ işimizi görüyor mu bitti. Dışının ambalajına aldanırsak çok tuzaklara düşeriz. Motorlarda da aynıdır. Dışı seni yakar, içi beni yakara dikkat edeceğiz. Biz içine bakıyoruz. Bunları test ederken ben genelde bana verdiği sonuca bakarım yani. Bunda da sonuç mükemmel. Dışı poşette de gelebilir. Sütçü sütü bidonda da veriyor. Poşette de veriyor. Yağın ilk izlenimleri nasıl? Çok güzel. Çok güzel. Derece yes yeni duruyor. Yani bir 3000 kilometre 5000 kilometre daha giderim diyor. Rahat gider. Rahat gider. Yani. Bir de bu tarz bir motorda böyle çıkması mükemmel ötesi bir şey ya. Çıkan yağ miktarı olarak ustam nasıl? Şu anda hemen hemen aynı. Yani ortalama 4 litre civarında. Eksiltme yok. Çok çok. Yani koyduğumuz gibi yağ aynı şekilde. Eksiltme yok. Abi, problem yok. Her şey 4 dörtlük. Bir de şu var. Bu yağı koyunca motor yağ mı üretiyor acaba? 5 litre de çıkabilir ha. Kendi içinde çoğalan bir yapı. Farkında olmadan bir şey üretmiş olabilirsin. Valla ben şahsen söylüyorum. Ben çok detaycıyımdır abi. Ben çok araştırırım. Herkes gibi böyle körü körüne bir şey atlamam. En temkinli yaklaşan bendim. Valla ben bütün testleri de herkeste soru işareti kalmasın diye. Hani ya şunu da yapsaydın ya, bunu da yapsaydın ya dememek için bütün şartları denedim ve şimdi insanların göz önünde yapıyorum. Hızı arttı mı? Bana diyorlar ki motorun ben PCX 100 yapıyordu, 120 yaptı benim PCX. Abi. Senin bu 250 yaparken 300 yaptı mı? Deneyebildin mi ya? Rüyamla yap. Yok abi ya nerede yapacak? Hızın ama, arttığını hissettim ama yani. Ama ben şunu gördüm. Aşınma sıfır şimdi de göreceğiz abi. O benim işimi rahatlatıyor zaten. Hiç aşınma yok ya. Ben hayret ettim ya. Bir tane debriyaj tozu yok. Bir tane metal yok. Tapadan bir şey çıkmadı mı? Tapadan yıpranma yok. Tapada mıklatızda da bir şey yok. Bunlar da mıklatız vardır. Bu mıklatız gelen çapakları bak. Toplar. Hiçbir şey yok. Evet. Tertemiz. Çapak diye ama hiçbir şey yok. Onu göstereyim bak. Bildiğim mıklatız var. Hiçbir en tane çapak şey yok. Şimdi burada asıl önemli olan bu değil. Bu şimdi sizin gördüğünüz şeyler. Bir de motorun içindekiler önemli. Şimdi bunlar böyleyken motorun içindeki pistonun kafasındaki kurumlar, sibopların çalıştığı yerdeki kurumlar bunlar da yok yani. Bu yağın en büyük özelliği o zaten. Kurum bağlatmıyor pistonun kafasına. Kurum bağlatmadığı için de kompresör hep aynı kalıyor. Yani 10.000 kilometrede de farklı, 50.000 kilometrede de farklı bir kompresör yok. Motorun gücü ilk gün nasılsa 100.000'de de aynı, 200.000'de de aynı oluyor. Diğer durumlarda nasıl oluyor? Kurum bağladıkça motorun kompresör olayı düşüyor. Sekmanların çalışma olayı kısıtlanıyor ve sekmanların altına gelen yağ kanalları kapandığı için motorlarda yağ eksiltme ve sesler meydana geliyor. Yağlardaki en büyük özellik de bu zaten. Yağ hem temizleyecek hem görevini yapacak. Bu yağın en büyük özelliği abi, o. Hem temizliyor hem görevini mükemmel yapıyor. Ben mesela bilmeyen böyle sadece yorum yapmak için sana ve bana yorum yapanlara taktik vereyim. Bak mesela şöyle diyeceksiniz bundan sonra. Çok kaydırıyor bu. Bu kadar kaydırmaması gerek. Tamam mı? Taktik isteyen varsa bana Instagram'dan evet. Özelden yazsın. Vallahi çok iyi bahane de bulurum ben. Sıkıntı yok. Ya burada amacımız insanlara en iyisini kazandırmak. Yani bizim de beklediğimiz bu sektörde özellikle lider olan arkadaşların fikir yürütürken deneyip ondan sonra fikir yürütmelerini arzu ediyorum. Şimdi motordan çıkan yağı tekrar test cihazından geçirip ölçeceğiz ne kadar yıprandığını, doğru mu? Doğru. Şu anda buradaki yağı aldık. Yalnız ben de ne anladım biliyor musun? Pekmez gibi içelim mi falan öyle bir şey anladım bardakta. Şimdi bazen bana soruyorlar diyorum ki akşam kahvaltıdan yemekten sonra iyi gelir diyorum. Hadi götürelim. Sindirim sistemine faydası var. Önce sistemde yokken bakalım ilk çalıştırmada nasıl oluyor sistem yağsızken. Sistem temiz mi? Evet, sistemimiz temiz. İlk yağlama yağsızken böyle. Göründü mü? Bunlar dolu. Şimdi bayağı çevirelim. Şöyle bir çevirelim. Normal, güzel bir... 4000 kilometre kullanılmış yağ testi. Şimdi normal bir kaliteli motor yağının testini yapıyoruz. Yüklememizi yapıyoruz. Birinci yükleme. Ben koyayım abi. İkinci yükleme. Motor kilitledi. Bak sıfır yağlı. Boş ver. Kaliteli mi? Kutusundan anla. Tabii kullanmamış sıfır yağ. Bak kilitledi. Ağırlık dayanamadı artık. Kilitledi.
ve aşındırdın. Aşınmaya bak abi. Evet. Bak kendin gör. Bir dakika bir eline hissederim abi. Evet. Kendin gör. Yani bu bir nevi Grand Mastrovilla kilitledi. Grand durdu. Piston sekme çalıştı. Ağırlığa dayanamadı. Basınca dayanamadı. Gitti abi. Şimdi motordan çıkan abi 4000 kilometredeki yağ. Kullanılmış yağ. Bu 4000 kilometrede çıkan yağ. Bravo. Az önceki evet. Bravo ya. Az önceki de sıfır yeni yağdı. Artık atacağımız. Yani atık demeyelim de yani koruma özelliğini ne kadar kaybedip etmediğini anladım. Birlikte beraber göreceğiz. Koyun siz. Pistimiz de öyle. Biraz karışsın, mix olsun abi. Temiz yüzey. Başlıyor. Ben koyuyorum yine abi ağırlığı. Teker teker lütfen. Bir. Ses gidiyor. İki. Ses gidiyor. Evet. Üç. Şu anda aynı ağırlıktayız. Start stop yapıyoruz. Tamam abi. İlk çalıştırma. Bak aşınmaya abi. Az öncekiyle beraber. Bak aşınmaya. Daha şartları ben ağırlaştıracağım şimdi. Var mı abi aşınma? Az önceki buydu. Demek ki bir 3000 daha gitse yağ bana mısın demeyecek. Bu yüzden var mı abi aşınma? Bakayım hocam bir daha. Tamam, şimdi bak şartları zorlayacağım şimdi bak. Manyaklık yapacağım. Evet, hiç aşınma yok. Hatta yağma dersiniz belki. Birinci ağırlık. İkinci su mu koyacaksın oradan? Sen koy onları. 3. 4. 5. Yeterli o kadar. 6. Yok zorluyorum. 7. 8. Yetmedi. Ya kitlemeye çalışıyorsun. Kitlemeye çalışıyorum yani. Manyaklık yapıyorum abi. Suyu kattım içine bak. Yağya su karıştırdığını düşünelim. Yağa suyu kattım. 1. 2. Yani. Tamam. 3. Yani bu yağ aldığın zaman 4 litre mi? 2 litre su, 2 litre yağ da karıştırabilirsin. Rakı gibi aynen. Yok be. Ya bak kilitlenmiyor bak. Hala kilitlenmiyor. 2 tane daha at abi. Bak. Ondan sonra aç kapı. Tamam abi. Önemli değil. Tamam. Aç abi. Katmaz yüklemesi lazım. Yok. 2. Tamam. Tamam. Kapat. 2 tane daha yaptın abi. Tamam. Abi yok abi, yok. O da benim kafadan. O da benim kafadan. Ya, o da benim kafadan. Ne zaman kilitlenecek? Ne zaman kilitlenecek? Bakıyor. Demez. Kapağı aç abi. Yok. Manyak teknoloji değil mi? Evet. Şimdi manyak. Şöyle bir şey var. Bak abi aşınma. Ben bunu bir usta olarak söylüyorum. Bir dakika. Yani. Şimdi bak. Bir dakika. Abi mükemmel oldu. Bir dakika. Mi? Bak abi aşınmaya bak abi. Aşınmaya bak. Şimdi şartları şey yapacağım. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Şimdi yağ değiştirdim. Ustayı. Normalde. Şu anda. Bak, hala nokta. Şöyle bak şimdi. Yapalım. Bak. İçindeki suyu boşaltalım, yağ dökelim, aynen. Sonra yağ boşalttık direkt su verelim. Bak, şimdi şöyle yapacağız bir de. Yok, öyle değil. Bir de şöyle yapacağız. Ben ustamın çırağıyım. Ben ustamın çırağıyım. Ustam dedi ki motora yağ değiştir yavrum dedi. Yağ değiştirmeye gittim WhatsApp'tan PUBG oynarken bilmem ne yağ koymayı unuttum. Tıpayı da kapattım abi. Koy abi. Koy. Abi, üstündeki kalıntıyla tamam. Bile. Şimdi eski yağ su dökülmüş yağ koydum. Tamam. Adam da serviste yağ kolunu zannetti. Gidiyor. Abi tamam yeter. Gidiyor. Abi yeter deme devam. Durmak yok. Abi, adam benim kafada. Arkadaşa 1 milyon sipariş yazın. Bak adam benim kafada. Abi yağsız çalışmaya engelliyor sen. Bak, hangi zınırı zorluyorsun? Yağ önemli. Bak. Adam yağ koymayı unuttu ya çırak. PUBG oynarken yağ koymayı unuttu. Kapat abi hiç dokunmasın deme. Haznedeki yağ bardağı yok abi elleme koy geri. Tamam dur koysun. Haznedeki yağ bardağı geri boşalt. Boşalt ama su karışık. Tamam boşalt bardağı komple. Yağ orada 4 litre var bir şey olmaz. Tak onu yerine abi. Tamam taktık abi. Hazneye su doldur çalıştır abi. Abi yükleme tamam. Böyle yapılmaz. Tamam bir daha. Tamam suyu doldurdum abi. Sadece şu anda su malzemenin var abi. Malzemenin kendi yağ üzerinde. Tamam. Sadece su var. Evet. Sadece su var. Önemli olan bu. Önemli olan bu mu? Bak ustam benden daha çılgın abi, çıktı. Bak. Yani şu anda bak, abi ben zorlayacağım. Ben daha makine ötmeye başladı. Abi ne yaptık? Devam. Görüyor musun? Şu anda su. Çırağın senin abi yağ koyayım derken gitti fanta koyuyor. Aynen. Tamam bak. Peki abi. Tamam. Bir dakika. Hocam. İki tane daha koyayım. Peki tamam bu böyle her şey güzel de. Bir de sıfır. Yağ aynı şeyi benim anlamadım. X şimdi burada yağ yok. Yağ yok. Yağ yok su koyma. Bu yağ varken niye su yapıyor? Bir hile olmasın bu işte. Yok ama bak
Benim benden bir üst sıraya çıkardı. Bak benden bir üst sıraya çıkardı. Bak, Cumhur Bey. İstersen tadında bırakalım ama ne tat kaldı ne tuz kaldı. Şimdi her şey. Tamam. Aşınma miktarı ne var? Hayırlısı. Yok ben fark ettim zaten. Abi aşınma başladın. Şimdi bir usta olarak sen bu yağ mı kaliteli öbürsü mü kaliteli? Abi ikincide bas bas bağırıyordu. Dörtte falan. Üçüncüde zaten ben tatile gidiyorum dedi. Aynen. Ve yalnız şöyle bir şey, bak burada bir sınırlar olabildiğine zorlanıyorum. Diyelim ki makinamız yağ yakıyordu en son yaptığımız şeyde. Yağ bitti, sürtünme arttı, makine hararet yaptı, conta yaktı, tamam. Radyatördeki bütün bir suyu... Bir usta olarak daha başka ne istersin bir yağdan? Daha başka bir şey istememe gerek yok zaten. Olabilecek bütün sınırları zorladık. Benden yani. Bile çılgın düşün. Dedi ki boşalt sadece su koyun. Bu yağ çılgınlar için değil. Kullanıcılar abi, için. Abi. Biz abi limitleriz. Şimdi abi adam BMW... adam şimdi BMW, insanlar ne yapacak biliyor musun? Hiç yağı değiştirmeyin. Abi 100 bin adam BMW'yi yapıyor. Adam BMW'yi yapıyor. Diyor ki git kutuplarda, git çölde. Ne diyor? Bu BMW yalan çölde mi geçsin diyor. Biz limitleri zorluyor. Hatta ben size bir limit daha koyardım da yağı ısıtıp öyle deneyin diye. Ondan motorda denedik, ısıtıp denedik. Bak bunun üzerindeki yanık izini görüyor musun? Pürmüzle ısıtıyoruz, kaynatıyoruz, yapıyoruz zaten. Şu anda onu yapma imkanı. Yani hayallerinizin gerçek olduğu yer. Bravo. Bir slogan daha. Böyle kalıyor, ne oluyor? Evet, o yüzden bir işte. Alan çünkü pişman. Yağ haznesi. Yok, alan mutlu, çıkarken... almayan pişman. Yani kesinlikle. Şimdi bu ürünün bu testini görüp de almayan ustalar sizce neden almaz? Kendi şeyini riske atmamak için. Bir usta olarak sana söylüyorum. Yani böyle neden almaz? Çünkü der ki ne ya benim motor müşterimin motoru kitlesin ben para kazanayım diye. Yani bu mudur sebep yani? Ben budur. Başka hiçbir şey değil. Kendi cebini düşündüğü için bu motor. Herkes için geçerli değil. Öyle bir saçma olur mu ya? Müşterinin motoru kitlesin. Ya var abi. Ben bunu herkes için konuşmuyorum. Yani böyle insanlar biz de var. Biz de tam tersini. Motor kitlemesin de. Bu motorda yağ değiştirip para kazanalım. Mesela, evet biz de öyle yapıyoruz da. Mesela sen de o zihniyette ustalar var. Yok değil. Çünkü böyle bir yağda motor atıyorum 100 bin gidiyorsa 300 bin gidecek. E biz ne zaman motor indirip de ekmek yiyeceğiz? Nasıl para kazanacağız? Ama bu yağ en çok ergen R25 kullanıcıları. Evet. Ben Endro Park'ın servis sorumlusuyum. Harika. İstanbul Anadolu Yakası Çekmeköy'de. Şimdi ben markanın bayisiyim. Ben ne desem olmaz ama dışarıdan bir ustanın bunları söylemesi çok çok daha önemli. Ben bu markayı hayatımda ilk defa duydum, ilk defa gördüm. Sevdiğim abi bana geldi dedi ki ne? Gel Yusuf dedi. Bir yağ testi yapacağız. 2 gündür gelip bunu deneyeceğiz. Bunu hangi bekliyorum. Yusuf? Deli Yusuf. Benim ismim Yusuf Şahin. Yusuf usta der. Endro Park. Benden deli diyor. O bende ama bak bütün şartları ben mesela yani onu sıkar bugüne kadar biz böyle bir test yapmadık yani. Gerçekten. Yani böyle bir şey daha zaten da zorlarız. İçine metal tozu da koyup deneyebiliriz. Onu ola ki motorumuz talaş bıraktı. Kesinlikle. Bunu mesela özellikle ürün arabalarda turbo arızaları vardır. Evet, metal tozundan dolayı. Onu ortadan kaldırıyor. Metal tozu olsa bile demek istediğim o sistemde çizilmeye farklı geldi. Metal tozlar, alüminyum talaşı. Kesinlikle. Pirinç talaşı, yataklı makinalarda genelde pirinç talaşı bırakır ve metal talaşı. Üçünü ayrı ayrı ve üçünü karıştırıp da deneyebiliriz. Hangisinde ne tepki verir? Şimdi bu test senin için yeterli midir? Ya, bu test benim için yeterli. Yani gayet başarılı bir yağ. Yağ kendini gösteriyor. Hatta yani, daha da zorlamak gerekiyor. Bundan sonra bravo yok, alır mısın? Yok kesinlikle. Yani kullanılır. Ben bunu kullanırım. Teşekkürler. Diğer ustalara tavsiye eder misin? Kesinlikle tavsiye ederim. Ustalardan ziyade kullanıcılara yağınızı bu marka yağ kullanan ustalarınıza özellikle bu yağ kullanmak istediğinizi belirtin derim. Gerçekten zaten bravo ilk önce kullanıcı dostu ama ustaların da dostu. Çünkü niye? Usta da yaptığı işin arkasında daha güzel durabiliyor. Kesinlikle yaptığı işi gönül rahatlığıyla garanti verebilir. Eğer ki kendine güvenen bir ustaysa ben yaptığım işin arkasındayım diyorsa bir daha bu yağ eğer ki kendine güvenen bir ustaysa kendine güvenen. Evet. Ben yaptığım işin arkasındayım diyen bir ustaysa işine bu yağ kullandıktan sonra garanti verebilir. Müşterisi apaçi ise bile genç bir ergen ise bile gaz çekmeye meraklı bir gencimiz ise bile bu yağ kullanabilir. Yani nerede durak orada bıraktım. Kesinlikle. Teşekkür ederim. Aklıma geldi bir şey anlatacağım. Efendim? Bak burada Akhisar şey var. Tamam mı? Manisa yağlı güreşlerine sponsor olsak da bir pehlivanı yağlasak belki o da şampiyon olur. Kesinlikle olur abi. Gülme. Ya gerçek olursa? Öyle bir viskositeyle kesinlikle olur abi. Olabilir.
Yusuf Ustam, bir yıla yakın oldu ben bu yağla tanışalım. Başlayacağım ben de iletişime geçeyim. Uğur Bey'le testleri yaptık gözümüzün önünde. İlk siparişimi verdim ben. İlk siparişte 20 koli falan geldi. Yani ister istemez her şeye şüpheci yaklaşıyoruz. Bunu bir tane test ettik biz. Dedim ki acaba sadece bu bidonun içindeki mi bu kadar iyi? 20 tane koli geldi. Özür dileyerek söyledim. Dedim abi yanında bir daha test yapabilir miyiz? O koliyi açtım bir tane, o koliyi açtım bir tane. Bu testlerin hepsini ben her kolide de yaptım. Dedim ki acaba sadece bir şişede mi var? Bak ben sana şöyle bir şey söyleyeyim. Bizim yaptığımız iş enduro. Biz çamurun içerisinde motosiklet kullanıyoruz. Evet. Kullandığımız motosikletler KTM, Husqvarna, GasGas, Sherco, Beta gibi markalarla kullanıyoruz. Ve bu makinelerin biliyorsun en küçük bir vidası bile çok yüksek maliyetlere sebep oluyor. Ki bir motor arızalarında inanılmaz derecede zaman sürecinde maruz kalıyoruz. Parça siparişlerinde özellikle yağdan kaynaklı ve bilhakis biz düz yol motorlarındaki gibi debriyajı bir kalkışta bir de dururken değil sürekli bir parmağımız debriyajın üzerinde kullanıyoruz. Yağ yüksek ısıya maruz kalıyor, yanıyor. Dik rampalar tırmanırken motosikletin pompası yağı çekmeyebiliyor. En çok yaşadığımız problem yağdan kaynaklı sorunlar, debriyaj balatalarının yanmaları, aşırı hararetler, debriyaj kokusu, yağ kokularının gelmesi makineden. Bu kesinlikle önleyeceğine inanıyorum motor durumları. Kullandıktan sonra fikrin çok çok daha fazla değişecek. Bak ben her gün müşterilerimiz geliyor. Şükrü Bey metrobüs durağının yanındayım ben direkt E5 üzeri. Sağ olsun Uğur Beyler de yardımcı oluyorlar. Ya şu ana kadar tek kötü bir yorum almaz mıyız? Titreşimi azaltıyor, %10 performans artıyor. Bak bunu sen şu an gözlerinle gördün. Ben de gözlerimle testi görüp ikna olmuştum. Kullandıktan sonra kendim 7 yıl CBR 250 kullandım ben. 170 kilometre hızı geçemedim. Bak, peki CBR'ın kronik problemidir kol boşaltma. Daha oralara gelmeyelim. Brava'yı koyduk 9000'i. 189'u kendi gözlerimle gördüm. Daha bassam gidecekti. Korktum açıkçası. 7 yıl bindim ben. Aklına gelebilecek bütün dünya markalarını koydum motora. Ben hız arttırdığını görmedim. Hangi motor? CBR 250. Motordaki bir daha söyle. Ben Ruhi Ustam'a da bu yönde çok şey oluyor. Tepki var. Tepki alıyor. Tepki duyuyor. Gözlerimle gördükten sonra inandım. Eleştiren insanlar kendi motorlarına bir kere koysunlar. Eğer söylediğimizin dışında bir şey çıkarsa ben ikram edeceğim. Şahsım olarak. GK Motors, Avcılar, Okan. Yani birebir kendim test ettim. Gördüm. Daha ne anlatayım? Herkes de eleştirmeden önce test etsin, görsün. Ondan sonra konuşsun. Diyecek başka bir şeyim yok. Sen de bu gözünle gördüğün hiçbir şey kullanınca yok. Bu vites geçişleri, titreşim, performans artımı bunu birebir kendin gördüğünde anlarsın. Ben makine mühendisiyim. Ben Yıldız Teknik 2010 mezunuyum. Kesinlikle harika. Hani bunları özellikle bunları deneyelim dememizin sebebi bazı bilgilere sahip oluyor olmam. Aynı zamanda ben Türkiye Motocross Şampiyonası'nda yarışıyorum. Bizim özellikle yarış makinalarında her kullanım sonrası yarışa girdik, çıktık makinenin yağını değiştiririz. Hani bizde kilometre, saat vesaire kuralı yok. Bir kere yağ koydun, kullandın, evet. Çıktın, değiştirdin. Bunun amacı nedir? Yağın viskositesinin her zaman yüksek tutulması, motorun her zaman fresh kalması. Çünkü birkaç kullanım değiştirmediğimiz zamanlarda ciddi yağdan kaynaklı problemler yaşıyoruz. Bunu bizzat bir usta olarak ben yaşadım bir dünya markasında. Koydum motosikletime. Dünya markası hangi ülkenin markasıydı? İngiliz malı da kullandım, Alman malı da kullandım ve ben bunu Alman malında yaşadım. Yaşadığım sorun şuydu. Çok da bilindik bir marka. 2-3 yarış yağımı değiştirmedim ve bu yarış aralarında da sadece birkaç sefer antrenman yaptım. Toplamda 10 saat ya kullandım ya kullanmadım motosikletimi. Dedim ki bir şey olmaz. Son yarışımda o motosiklet patlamadan önce dedim ki bir şey olmaz yine. Çık arabaya işte yarışa gideceğiz. Motosikletimi aracı yüklüyorum. Bir şey olmaz dedik gider makine bozulmaz falan ki kullandığım motosiklette Kawasaki asla patlamayacak bir motosiklet. Benim yüzümden oldu sebebi. Çok üzüldüm o gün. Oturup ağladım. Gittik.
İlk kaydımızı oluşturduk, teknik kontrolümüzü geçtik. Motosikletimi çalıştırdım, gaz verdim, ısıttım, hiçbir sıkıntı yok. Piste girişi yaptım. 1, 2, 3, trak dedi gitti. Sebebi ne biliyor musunuz? Yağın viskositesinin düşmüş olması, bu sebepten eksantrik yataklarım sardı. Makinem subap yakaladı. Motorum 40 bin lira gibi bir masraf açtı bana. Ben o gün oturdum. Derece yapacağım bir yarışta eli boş dönmek zorunda kaldım ve çok üzüldüm gerçekten. Hangi ülkenin markasıydı? Alman malı. Bir daha söyle. Alman malı. Ve teşekkür ediyoruz. Yani bu da bizim için bütün Avrupa aynıdır. Şöyle söyleyeyim, bütün Türkiye'nin bildiği çok güzel bir marka. O markayı da kötülemek istemiyorum ama biz genelde hep yağlarımızı erken değiştirdiğimiz için hiçbir problem yaşamıyordum. Ama tabii yarış performansı biraz daha farklı. Ben o gün çok üzüldüm. Çok büyük hata yaptım. Yani bu yağ olsaydı belki böyle bir şey yaşamayabilirdim. Kesinlikle bu ürün orada olsaydı ötekisine göre hissedilir derecede hem performansınız çok fark edecekti. Kesinlikle. Hem böyle bir problemi açıkçası yaşamayacağınızı söyleyebilirdim. Hatta bu yarış kazandıran motor yağı diye de geçebilir yani. Ya şimdi onu test etmedim, yorum yapamam ama az önce ısrarla... Az önce Okan Bey'in söylediği güzel bir şey var. Bak, ömrü hayatında 170'i geçmemişti diyor, evet. Kullandığım motor. Kaç kilometreye çıktı? 189'u kendi gözlerimle gördüm ben. 170 ile 189 arasında fark var mı? 170 ile 189 arasında 250 cc motosiklet için inanılmaz bir fark var. Çünkü belli bir süratten sonra o motosikleti, CBR250'yi de çok iyi biliyorum. Oranlarını, değerlerini çok iyi hakimim. O motosiklet belli bir sürate kadar çok güzel gelir. Belli bir süratten sonra götürmek, kullandığın donanıma ait, lastiklerine, zincirine, yağına, bunlar çok etken, filtrene, bujine, kullandığın parçalarla alakalı bir şey. Ve dediği gibi o motorda herkes genelde ortalama 170 civarlarında bir sürat yapar. Sağlıklı olanlar için. Düşünsenize şimdi Brava'yı koyan 189 basıyor olsa aynı Ducati ile yarışı gibi olacak. Ducati ile BMW'nin yarışı gibi olacak. Hatta BMW de demeyeyim. Ducati ile Yamaha'nın yarışı gibi olacak. Kesinlikle. Daha güzel bir Yusuf Ustam, ben de yani bir özellik daha kattık ürünümüze. Eleştiren taraftayken tavsiye eden tarafa geçtim ve bayiliklerini istedim. Şimdi eleştirmek iyi bir şey. Evet. Doğru söylüyorsun. Bak, güzel bir konu. Ama eleştiriyi yapmadan önce kulaktan dolma bilgiler veyahut da işte ön yargılarla değil de bir şeyleri az önce yaptığımız gibi deneyerek, görerek, ispatlayarak... Yani ne diyoruz? Bilimsel olarak yanaşmak lazım süreçlere. Bilimsel olarak eleştirmek şüpheci davranmak lazım. Doğru analizleri ve doğru testleri yapmak lazım. Kesinlikle sadece işi yüzeysel analizlerde bırakmamak. Kesinlikle. Tamam mı? Kahve muhabbeti şeklinde değil de bilimsel muhabbet şeklinde. Ne diyorsunuz? Kesinlikle. Hem Yıldız Teknik Üniversitesi makine bölümü mezunuyum. Hem kendi alanında sektörün gelme, lider bir yerinde bu işin ciğerine kadar yapıyoruz diyorsunuz. Kesinlikle. Doğru mu? 35 yaşındayım. Bu işi ben okuma yazmayı sanayide öğrendim. Çünkü evveliyattan baba mesleği. Okan Bey de ilk kez paylaşıyor. Bakın kendisi müşterimiz. Sağ olsun müşterilerimiz de her şeyi bizle paylaşmıyorlar. Evet. Sebebi bu kadar fazla kalitemizi konuşurlarsa bu sefer fiyatlar yerde durmaz, uçar. Bu çok yanlış dediği gibi. Bu konuya da değinmek isterim. Hazır bunu madem insanlar duyacak, yayınlanacak bu konuşmamız. Bütün ustalara sesleniyorum. Kullandıkları ürünleri hangi marka olursa olsun tedarikçi firmalarına ürünlerin negatif ve pozitif yanlarını bildirsinler ki bütün herkes kendini geliştirebilsin. Eğer bugün bir marka kendini geliştirebiliyorsa müşteri kitlesinin çok kaliteli olması, geri bildirimlerini iyi veya kesinlikle kötü bir şekilde yapabiliyor olması ve bu biraz da firmanın üzerinde de yükü var. Mesela ben bunu sizde gördüm. Siz burada müşterilerinize bir şey gösteriyorsunuz ve müşterilerinizin fikirlerini dinliyorsunuz. Müşterilerimizi gerçekten aşırı derecede önemsiyoruz ve şunu söylüyoruz. Bakın Okan Bey'e de söylediğimiz o. Bu firma bizim değil, sizlerin. Bu firma hepimizin. Firmanın ana ruhu belli, düşünceleri belli. Birinci şey çiğ bir şekilde sadece para kazanmak değil. Evet. Amaç burada fayda vererek, memnuniyet sağlayarak süreci daha da büyütmek hep birlikte. Yani siz bize güvenebilirsiniz. Yok, ben yazını gördüklerimden birlikte sonra bu yağ markasına çözüm ortağı oluruz. En değerli şey. Bugün bir yağ alabilirsiniz.
Ama çözüm ortağı olmanın değeri çok büyük. Kesinlikle, aynen. Yani buna siz bir telefon açtığınızda bir yerden cevap alabiliyor musunuz? Bu çok önemli. Empati kurabiliyor musunuz, iletişim mi? Bunların hepsini bizle kurabilirsiniz. Kesinlikle. Hayırlısı. Ürünümüzü tavsiye eder miyiz? Kesinlikle tavsiye ediyorum. Az önce gördüklerimden sonra tavsiye ediyorum. Şunu da söyleyelim, Okan Bey'in söylediğini açıkçası. 3 gündür fuardayız, birçok arkadaşımız geliyor, aynısını söylüyor. Şunu diyorlar, bakın diyorlar, o test sizin bütün özelliklerinizin sadece bir kısmını gösteriyor. Çok daha fazlasısınız diyor. Yani şimdi, burada anlatılanın çok daha ötesi. Burada bir konuya değinmek istiyorum. Lafınızı böldüm, özür dilerim. Bu makinede gösterilen sadece yağ sürtünme düzeyi. Kesinlikle. Yani viskositesi. En önemli şey ama sürtünme. Fakat en önemli şey bunu bilmeyenler için. Mesela bir diğer şeyde ne yaptık? Burada mesela motor toplanıyor BMW'nin. Böyle gelirsek eğer. Biz burada sonuç bildirgesini de yaptık. Sonuç bildirgesi neydi? Çapak testi. Evet. Doğru mu? Evet. En önemli şey çapak. Çapak çıkarttığında her şey karşına aynen çıkar zaten. Çapak. Çapak var tabii mıydı az önce? Buklatsın üzeri. Yoktu. Tertemiz. Tertemiz. Biz silmedik. Herkes burada. Doğaçlama evet oldu. Makinenin çalışmasında problem var mı? Yok. Yok. Makine nasıl çalışıyordu Cumhur Bey? Vallahi. Bak, abi, kontağı basınca çalışıyor. Elimizden geleni yaptık, durduramadık. Yani. Abi bak. Bak. Yani gerçekten şartları zorladık. Şartları zorlayaraktan. Şartları zorlamadınız hocam. Saçmalık seviyesinde gittiniz. Ya abi saçmalık sadece bir. Saçma, abi Arap yağı bulunca ne yapıyormuş abi? Bilmiyorum, biz de öyle yaptık. Saçmalık seviyesi bu değil Uğur abi. Yani, saçmalık ama seviyesi şimdi bu değil. Ortada yağ yok. Sırf su koy gitsin. Bu, koy. Ama şimdi bak şöyle düşün. Motorun yağ yaktığını düşün. Tamam. Yağ boşaldı. Yunus eksiltti Bey, makine. Her şeyi biz conta yaktı makine. Suyu bloğun içine yani, aldı. Onu da bir düşünelim. Aldığımız ücretin bedeli belli. Tamam mı? Zorlarız abi. Yani bu yorumu yapacaksak bunu yapmak zorundayız. Şimdi hep beraber tavsiye ediyor muyuz bravayı? Ediyoruz abi. Ben zaten abi biliyorum. Kesinlikle. İnşallah sizleri bir şey de daha söylemek istiyorum. Onu söyleyecektim az önce. Konu yine değişti. Yağın viskositesi, yani bu sürtünme olayı aslında sadece performansı etkileme değil. Bazı şeyler motorun hararetini, yani sürtünmeyi azalttığı için motorun ısınmasını da etkiliyor. Kesinlikle. Bu aşırı sıcak havalarda özellikle Temmuz, Ağustos, Eylül gibi kesinlikle yakıcı sıcaklarda ülkemizin doğu kesimlerinde, İç Anadolu kesimlerinde, Güneydoğu Anadolu bölgesi, Güneydoğu Anadolu içinde, 50 derece, evet, 52 derece Adana gibi en basitini, Adana, Urfa, evet, Diyarbakır. O bölgelerde rahatlıkla kullanılabilir çünkü fazlasıyla evet, çünkü kesinlikle o bölgelerde düz yolda motor kilitliyor. Evet. Biz oralarda kesinlikle kullandırdık. Motor kilitleme olayı %70-80 bitti. Evet. Yani bunların hepsini yaşıyoruz. Çok şükür. Kendi işçiliğine, kendi ustalığına, kendi kalitesine laf gelmesini istemeyen ustalar bence bu yağı kullansınlar. Özet olarak devam yani etsin. Yaptığı işin hakkını vermek isteyenler. Aynen, kesinlikle. Yaptığı işin ne derler? Daha sorunsuz olmuş. Çünkü bizim ürün bir yağ değil. Çözüm ortağı. Kesinlikle. Ve biz gerçekten farkındalık üretmek isteyen arkadaşlarla yola devam etmek istiyoruz. Yok, yok. Az değerli ustalarımızı her şeyi gösterdi. Yani hepsini Bravo ailesine katılmaya bekliyoruz. Kesinlikle. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Saygılar. Hayırlı günler. Okan Bey, sizlere de teşekkürler. Saygılar. Değerli katkılarınız için.